Eylem Gülçin Kanık yurt dışına kaçmak isterken insan kaçakçıları tarafından öldürülüp yakılmıştı. Karar duruşmasında sanıklara ceza yağdı. Yani arkadaşımla beraber bir kız arkadaşım var. Onunla beraber bir butik kaçmak istiyoruz. Eylemin hayali buydu ama moda dünyasına değil suç dünyasına girdi. Yurt dışına kaçarken acımasızca katledildi. Eylem Gülçin Kanık'ı vahşice katledenler dün son kez hakim karşısındaydı. Türkiye onu katıldığı bir yarışma programıyla tanımıştı. Gündüz kıyafeti olarak hem güzel hem şık bunu uygun gördüm. Hayali moda dünyasının kraliçesi olmaktı. Çocukluğumdan beri olmak istemişimdir. Ben bu arada genç kızlığımdan beri oldum ama şey değil. Benim sevmedim. Ama işler istediği gibi gitmedi. Bir süre sonra suç dünyasına girdi. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptı. Hakkında davalar açıldı. Ceza aldı. Eylem için yakalama kararı çıkarıldı. O da hapse girmemek için yurt dışına kaçmaya karar verdi. Aydın Didim'e gidip insan kaçakçılarıyla iletişime geçti. Onlara 28 bin lira ödedi. İddiaya göre yanında da 250 bin euro vardı. Kaçakçılar o para için Eylem Gülçin Kanık'ı hunharca öldürdü. Sonra da cesedini yakıp boş bir araziye attı. 6 sanığın yargılandığı davanın dün karar duruşması vardı. Sanıklardan ikisi ağırlaştırılmış müebbet, biri 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanıksa beraat etti.